Saygıdeğer Mucur TV izleyicileri, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Mucurumuz kültürüyle, eğitimiyle, insanların çalışmalarıyla örnek olmuş ilçelerden birisidir. Mucurumuz çok eski bir ilçe olmasına rağmen tarih yönünden de değeri çok büyüktür. Mucurumuzda sosyal ve kültürel etkinlikler yıllar yılı çok olmuş, oluyor ve bundan sonra da olacak. Çoktan beri sıkıntısını çektiğimiz Mucur TV nihayet Mucurumuza geldi. Bize bu TV'yi getiren Mucurumuz Budak köyünden hemşerimiz Ferhat Yıldırım, kendisini sevgiyle saygıyla selamlıyoruz, kucaklıyoruz ve işlerinde başarılar diliyoruz. Estağfurullah hocam, o sevgi saygı bana ait. Sizin gibi değerli öğretim üyelerinin, bir milli eğitim geçmişi olan araştırmacı, yazar insanlarla beraber çalışmak benim için gurur verici. Tabii Mucur'da bizim kendi memleketimiz, kendi toprağımız. Yıllardır başka memleketlerde bu işi icra etmeme rağmen her zaman içimde Mucur sevdası, Mucur sevgisi yandı, kor oldu, öyle söyleyeyim. Evet, çok güzel olmuş. Nihayetinde, biraz geç oldu, ben öyle düşünüyorum. Çünkü Mucur'un da böyle bir şeye ihtiyacı vardı gerçekten. Daha fazla dayanamadım bu yangına, bu gurbet sılah hasretine. Memleketime geldim. Dediğim gibi uzun yıllar Türkiye'nin farklı yerlerinde bu işi icra ettim. Tabii 93'te özel radyoların açılmasıyla önce radyo programcılığı, daha sonra da 2000'li yılların hemen ardından da televizyonculuğa ve televizyon programcılığına yönelttim. Daha önce Vatan TV'de çalışıyordunuz. Tabii evet, Vatan TV'de geldiniz. Mucur'da Oskar Pastanesi'nde bir de çekim yaptık. Mucur'un şairlerle sohbetiniz oldu. Evet. Bir de şiir okumuştunuz. Evet. Mucur'un Vatan TV'de Mucur belgeselini yapan, yayınlayan benim. Program sunucusu da beğendim. Programın yapımcısı da beğendim. İşte nihayetinde yaklaşık 1,5-2 ay önce Mucur TV çalışmalarımız başladı. Şu anda internet üzerinde 24 saat yayınımız mevcut. Mucur TV olarak mı giriliyorum? Evet, www.mucurtv.com adresinden dünyanın herhangi bir yerinde bu adresten bizleri izleyebilirsiniz. Evet. Bir de Kahya'nın günlüğü de sizin bilgisiniz. Kahya'nın günlüğü şöyle, ben yıllardır yapmış olduğum programlarda hep Kahya'nın günlüğü ismini kullandım. O ismi neden gerek uydurdunuz? Bir sebebi var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir özelliği var mı? İlk 1993'te özel radyolar açılmaya başladığında ben radyoda göreve başladığımda 1993 yılında Kırşehir'de. O yıllarda zaten her zaman benim içimde rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, bir Cem Karaca hayranlığı vardı bende. Evet. Benim dinleyenlerim de hep bunu bilirdi. Benden istek parçasında bulundukları zaman onlar da benim gönlümü almak için hep Cem Karaca'dan isterlerdi. 93 yılında Altın Güvercin ödülünü almıştı Cem Karaca. Ya isimli parçasıyla. O parçayla hep programıma giriş yapardım. Vedamı da hep o parçayla gerçekleştirdim radyoda. İşte Cem Karaca hayranlığı, Kahya parçası falan derken dediler ki işte programın ismi Kahya'nın günlüğü olsun. Rumuz orada kalsın dedi. Öyle dedik. O zamanlar rumuzlar da modaydı. Kahya'nın günlüğü olsun dediler. Hatta benim radyo dinleyenlerim hep bana gerçek ismimle değil Kahya diye hitap ederlerdi. O gün bugündür face adresim, tweet adresim hep Kahya'nın günlüğüdür. Böyle de kaldı. Hatta 2000 yılında kırmış olduğum en uzun süreli canlı yayında kalma rekoru. Allah bize bahşetti. Kırşehir'e getirdik Türkiye rekorunu. Bunda tabii emeği geçen herkese ben sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. O zamanın milletvekili, aynı zamanda devlet bakanımız Ramazan Mirzoğlu'nun çok yardımını gördük. 2000 yılında kırmış olduğum Türkiye rekorunda bile herkes Kahya diye bahsetti. Hiç kimse Ferhat Yıldırım'ı kullanmadı. Kahya'yı kullandı. İşte günümüze gelirsek dediğim gibi Türkiye'nin birçok yerinde bu işi icra ettim.
daha sonra televizyon programcılığı, kameramanlık derken, hatta ismini de vermeyeyim, bir TV kanalına dizi çektik. O zaman bundan yaklaşık 5 yıl önce. İşte daha sonra ben de televizyonculuk, işte o diziyle beraber, daha önceden de vardı ama diziden sonra daha da perçinleşti ve televizyona ağırlık vermeye çalıştım, gayret gösterdim. Nihayetinde de işte Mucur sevdası bizi buraya getirdi. Mucur sevdası bizi buraya getirdi ve Mucur TV kurmamda tabii sizin gibi değerli abilerimin yardımcı olması tabii beni mutlu ediyor. Biz bu işe gönül verdik. İnanın şu anda Mucur TV'nin giderini karşılamıyor açıkçası. İnşallah geçer. Tabii hani biz bunu dediğim gibi biz gönül sevdasıyla yapıyoruz. Mucur sevdası için yapıyoruz. Tabii ki bunun getirisi olacaktır, gideri olacaktır. Ama ben inanın Mucur TV'yi kurarken işte şu kadar getirisi olsun da beni ihya etsin düşüncesiyle yapmadık. Dediğim gibi hepimizde bir Mucur sevdası var. Evet. Mucur'un ilerlemesi, Mucur'un kalkınması, Mucur'un kültürel değerlerinin artması bizim en büyük zenginliğimiz. Geçmişle geleceğe köprümüz olsun, devam etsin. Aynen öyle. Tabii bundan dolayıdır ki sizin de yıllardır araştırmacı bir kişiliğiniz olduğundan dolayı sizi de Mucur TV çatısı altında görmek istedik. Sağ olun. Siz de bizi kırmadınız. Bu çatı altında yer aldınız. İşte Mucur TV şu anda yayınlarına devam ediyor. Daha güzel programlar, daha farklı programlar, kültür zenginliklerimizi ortaya çıkarmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz hep birlikte. Ben bütün Mucur TV çalışanları adına bunun için söz veriyorum. Hiçbir siyasi kanadın, hiçbir siyasi çatının altında kalmayacağız. Hiç kimsenin güdümüyle hareket etmeyeceğiz. Rüzgar nereden eserse o taraftan olmayacağız. Biz her zaman Mucur'un rüzgarını arkamıza alacağız. Mucur'un değerlerini arkamıza alacağız. Mucur halkını yanımızda göreceğiz. Ki ben ilk açtığımda, işte bundan 1,5 ay önce yayına başladığımızda gerçekten çok güzel mesajlar aldım. Çok güzel telkinler aldım. Sağ olsun özellikle bizi gurbette, yurt dışında, işte şehir dışında bulunan Mucurlu hemşerilerimizin güzel mesajlarını aldım, takdirlerini aldım. Evet. Sağ olsunlar. Onlar da tabii bize güç veriyor, kudret veriyor. Çalışmalarımıza hız veriyoruz. Hız kazandırmaya çalışıyoruz. Sizi Mucur'a yönlendiren sevdayı, bu hevesi iyi anlıyorum. Çünkü bir insan mesleğini önce sevecek. Evet, aynen. Azimli olacak. Bazı zorluklara göğüs gelecek ve bunun da mükafatını alacak. Başarılı olduğunda buna birileri takdir etmesiyle mutluluk duyuyorsan, huzur buluyorsan en güzel hediye odur insana. Evet, ya en büyük zenginlik budur zaten. Aynen öyle. Burada başarılamayacak bir iş yoktur. Problem zamandadır. Evet. Belli zaman onu başarıya götürür. Siz Mucur için güzel bir hamle yaptınız ve Mucur'umuzun eksiğini tamamladınız. Bizler de yıllar yılı şair olarak, yazar olarak, araştırmacı olarak Mucur'umuza, Kırşehir'imize, ülkemize ve insanlığa yararlı olmak için basamaklarımızı değerlendiriyoruz. Ben 43 yıl görev yaptım, emekli bir eğitimci olarak. Bu zamanlarımı iyi değerlendirmeye inanıyorum. Çünkü bu zamana kadar 3 tane kitap yayınladım. Biri Kalemden Gönüllere, biri Görev Bildiklerim, biri de Yaşayanlar Bilir. Bu kitaplarım yayınlandı. 4. bir kitabım, hatta 4 diyerken 5. oluyor o da. Onlar da hazır şu an. Bu şiir, araştırma, makale, söyleşi, bu tür şeyler. Fakat son kitabımda hazırladığım şeylerde ağırlığı Mucur'a verdim. Mucur için tarihini, kültürünü, geçmişini, insanları, problemlerini, Mucur'u güzelleştirmek için neler yapmalı, insanlar nasıl kaynaştırmalı, insanlar nasıl güzel hedeflere yönetmeli. Evet. Bu bakımdan çalışmalarım oluyor. Evet. O zamanlarında geçmişten geleceğe köprü diyorum ya, işte bu insanların eski unutulmayan anılarını, resimlerini, tam 1900 mesela 15-12 yılında çekilmiş resimleri. Hasan Bey, şunu söyleyebilirim yani, sözünüzü kestim. Evet. Şimdi siz Mucur'un bir kütüphanesisiniz bana göre.
Çünkü arşiv konusunda gerçekten... O da benim ilkokul öğretmenimin bana en büyük hediyesi. Evet. Şimdi bana göre hocam siz gerçekten de Mucur'un bir arşivisiniz, bir kütüphane gibisiniz. Hiç üşenmeden gitmişsiniz burada yaşayan değerleri, kültürel varlıkları. Bir şey açısından bir bölüm değil, hemen hemen her türlü bir zenginlik var. Gökkuşağı gibi. Yani şehitlerimiz olsun, hepsini Allah gani gani rahmet eylesin. Mucur'umuz çok şehitler verdi. Mucur'umuzun gerçekten çok değerleri var. Son yıllarda 15'i buldu hemen hemen terörden verdiğimiz şehitler. Evet. Yani, terör yüzünden. Evet. İşte şehitlerimizin arşivi olsun, eski yaşayan Mucur'a renk katmış, getirisi olmuş, iş adamları olsun, esnaflar olsun. Evet yani eski evlerimiz, ne bileyim yaşayış tarzlarımız, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, göreneklerimizle ilgili. Hem resim hem araştırmacı olarak çok zengin bir kişiliğe sahipsiniz. Şimdi bu sizin bu merakınız nereden geliyor? Tamam ben insanın her konuda her dalda bir merakı vardır. Benim yapmış olduğum işle ilgili bu merakım. Sizin merakınız siz sonuçta bir öğretmensiniz. Yani öğretmen emeklisisiniz, eğitimcisiniz. Bu araştırmacılık nereden geldi? Nereden size nasıl söyleyeyim? Sizin ilginizi... Şimdi... Aslında eğitim ana karnında başlar der. Evet. Uzman kişiler. Evet. Benim ilkokul öğretmenim Allah gani gani rahmet eylesin Veli Recai Veli Beyoğlu. Şerici Nuhu derlerdi. Benim ilkokul öğretmenim. Kendisi şair, yazar, araştırmacı, derlemeci, matbaacı işleri yapar. 5 dakikasını boşa harcamayan bir insandı. Biz ilkokul biliyorsun çok önemli bir safha. Onu örnek almıştık. Anlatırdı. Dini bilgileri, kültürel tarihi bilgileri mesela bizlere devamlı anlatırdı. Şimdi anlatmış gibi hepsi benim zihnimde kaldı. Ben de zaman zaman 43 yıl görev yaptım. Bunun bir çoğunluğu 22 yıl halk eğitimlerde müdür yardımcılığı. 21 yılda öğretmenlik ve okul müdürü olarak görev yaptım. Ben mesleğimi sevdim. Evet. Çocukları sevdim. İnsanları sevdim, yurdumu sevdim, bayrağımı sevdim, cumhuriyetimi sevdim, Atatürk'ümü sevdim. Evet. Ve bunun içinde gelecek nesillere bunu anlatmak, tanıtmak. Geçmişte atalarımız bu vatan için ne vermiş, baş vermiş, kan dökmüş, ne sıkıntılar, yokluklar içerisinde çaba göstermiş, evet. Onları tanısın dedim. Eğer bir eğitimci üzerine düşeni yapmıyorsa tam manasıyla, çok yarım bir eğitimcidir. Çünkü ben zamanları... Yani eğitim şunu mu demek istiyorsunuz? Eğitim sadece okul çatısı altında rahmetli Ker Mahmut lakabıyla bilinen Münir Özkul Hababam sınıfında okul sadece dört duvarı duvarlarla çevrili bir okul değil demişti Hababam sınıfının bir bölümünde. Gerçekten de öyle mi hocam? Yani okul sadece o duvarların arasındaki, o sıralardaki geçen zaman mı okul değil, şeyi? Değil dedim ya, eğitim ana karnında başlar, çocuk evet. Evde başlar. Birinci derecede evde ailenin verdiği eğitim çok önemlidir. Ondan sonra ilkokul oluyor. Arasında da o ilkokul. Zamanla bu değişiyor. Eğer bir yerde çevredeki insanlar, iyi insanlar örnek alırsan ve idealist bir örnek alacak bir öğretmenin varsa sen çok şey kazanmışsın demektir. Evet. Şimdi derler arkadaşını söyle ben onu kim olduğunu söyleyeyim der bir atasözü var ya. Evet. Çevremizdeki insanlara bakıyoruz. Bunları zaman zaman uyarıyoruz. Ben kısa bir misal vereyim. Bilhassa bu halkla ben görev yaparken gençleri zararlı alışkanlıklarda korumayla ilgili 3-4 defa böyle konferans verdik. Ben verdim. Polis memuru verdi. Toplumsal olarak bu uyuşturucuların zararı. Bir de doktorumuz, bir doktor sağlık açısından insana verilen zararları. Hı hı. Ve bunu zaman zaman ben gazetelerde de yazıyorum. Yazdım o zaman gazetelerde. Yerel televizyonlara gerek Gürşehir'de olsun, gerekse Sivas'ta olsun, Konya'da çıktığımız televizyonlarda da gerçekten insanlara bir şeylerden de kazandırmak için çarpıcı önemli noktaları dile getiriyorum. Evet. Çünkü bilen de bilmeyen biri olmaz denmiş değil mi? Evet, şimdi aynen öyle. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum demiş. 40 yıl bugün Hazreti Ali. Peygamberimizin hadisleri bu usta pek çoktur.
ilim Çin'de olsa gidin arayın. Alın, evet, aynen öyle. Bakın, biz şimdi gerçekten Kur'an-ı Kerim'imizi, kutsal kitabımızı ezbere değil, ezberlemekle yalnız bir şey gitmiyor. Onu güzelce okusak, anlamını bilsek, anlamını diyorum. Ve burada uygulamaya çalışsak ne kavga olur, ne dövüş olur, ne fakirlik olur, ne problem olur. Evet. Bunun için de biz gerçekten iyi insanların önünde kalacağız. Topluma zarar vermiş, topluma zarar gösteren, vatana ihanet eden, gördük işte 15 Temmuz'da ve daha önceki PKK'nın bu ülkeye, bu Türk milletine verdiği zararı, Türk insanlar, öğretmenine, çocuğuna verdiği zararları biliyoruz. Evet. 50 bine aşkın insan bu hususta telef oldu gitti. Yani şimdi artık bu halkın ne darbeye artık şeyi yok. Biz onu... Yok, evet, Türk, yani, Türk milleti evet, uyandı yani. Artık tanıyor, tanımadı. Evet, çünkü biliyorlar ki, herkes biliyor ki bir darbe bir ülkeyi 50 yıl geriye evet, götürüyor. Evet. Yani artık bizim geriye gitme gibi bir lüksümüz yok. Evet. Yani her zaman ileri. Ulu Önder'in de dediği gibi her zaman ileri. Tabii. Geçmişte alimlerimizin dediği gibi her zaman yönümüzü ilme dönüştüreceğiz. Geçmişte Türk milleti çok alimler, çok bilim adamları, bilimciler yetiştirmiş. İyi insanları örnek alacağız. Evet, aynen. Faydalı işler yapmaya çalışacağız. Bir de şu eksik olanları dile getireceğiz. Ben zaman zaman bana sorarlar, ne iş yapıyorsun? Ya sen bazen sivri yazıyorsun, sivri konuşuyorsun. Diyor ki, ben zalimi sevemem, zulmü alkışlayamam. Ve insanların zarar veren şeylerden uzak durmasını severim. Komşusu açken tok yatan bizden değil. Bizden değil. Onların o kadar güzel şeyler var ki. Ve çarpıcı bir söz, haksızlık karşısında susan dişsiz şeytandır diyor. Evet. Bunu inkar edebilir miyiz böyle bir şey diyor. Ha o zaman kendi kendimiz yoklayacağız. Ya kimse şu küsüyor, bu küsüyor, bu zarar verecek, bu yetkili baskı yapar, bu korkuya atacağız. Ve insanlara birbirini eleştirmek çok güzel bir şeydir. Yapıcı eleştirmek. İnsanlar çünkü herkes hata yapar, hepimiz yapabiliriz. Karşıdakini kırmadan, incitmeden eleştirmek, hatasını söylemek en olgun davranışlardan birisidir. Karşıdaki de insan bilecek, hatasını anlayacak. Bir daha onu yapmamaya çalışacak. Yani bu basının yayını da zaten önemi burada oluyor. Bugün mesela Mucur gibi bir ilçede çalışanlar sizi gayet takdir ediyoruz. Siz bu hususta bak Mucur için kolları sıvadınız. Elinizi saçın altına soktunuz. Hatta kucağınızı alıyorsunuz. Bir de Dalakçılı Murat Köksal Mucurlar Derneği'nin yönetim kurulunda olan o da çok faal çalışıyor. Mucur'da bir kitap zannedersem bir belgesel falan hazırladılar ama evet. Türkiye çapında hatta yurt dışında da çıkıyor. Orada da büyük şeyler hazırlıyorlar. Ben bu bakımdan Mucur'umuz için, Kırşehir'imiz için, insanlık için, kültürümüz için, geleceğimiz için yapılan her olumlu davranışa, harekete, işleme katkıya hazırım. Bunun için arşivim çoktu, pek çok hem de. Evet, biz tabii bu konuda sizden yardım talep edeceğiz. Hocam. Her zaman hazırım yani. Evet, teşekkür çok. Ederim. Bu arada ben de bir kamp hazırlıyorum. Bir Seyfe'de kamp yapmayı düşünüyorum. İnşallah orada beraber çalışırız. Güzel olur inşallah. Hasan da gelecek. Gerekirse bir hafta orada kamp yapacağım. Hasan artık senin sağlık mı oldu? Evet, aynen öyle. Ekranlardan pek izleyenlerimiz göremiyor ama ama Hasan gerçekten de perdenin arkasında en evet. Çok bu işe emek veren insanlardan bir tanesi. Şimdi hocam işte Mucur'un geçmişini az çok biz ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Sizin de çabalarınızla, gayretlerinizle, özverinizle diyeyim. Tabii Mucur Kırşehir ile Kayseri arasında sıkışmış. Bu zamana kadar birçok iş adamı yetiştirmiş. Büyük işte siyasetçiler yetiştirmiş ama şöyle baktığınız zaman elle avuçla tutulacak bir şey yok gibi gözüküyor. Yani karşılığını alamamış. Yani karşılığını alamamış. Aslında hani bugün de sizinle yapmış olduğumuz bir ön görüşmede Mucur'un zengin adamlarının çok olduğu ama Mucur'a bir yatırım konusunda yetersiz kalıyorlar. Yatan oluyor bazen ama istediğimiz şekilde değil. Yetersiz kalıyor. Yıllardır bilinen firmalar var burada. Yıllardır yani kimse üzerine bir şey koyup da bir şey yapmamış. Avrupa'da yaşayan Mucurlu zengin ailelerimiz var, köklerimiz var.
Onlar da Mucur'da yatırım konusunda biraz geride kalmış. Malum burada Mucur halkının çalışabileceği bir tek yer var. Allah'tan o varmış. O da olmasaydı Mucur'da sanayi açısından, bir fabrika açısından çok yetersiz, maalesef çok yetersiz olacaktı. Mucur gurbetçi açısından çok zengin bir evet, eskiden yani böyle... yıllardır Avrupa'ya göç vermiş. Evet. Ve Avrupa'da gerçekten de büyük şirketler arasında yer alacak iş adamlarımız var. Evet. Hatta Kırşehir'in yatırımı konusunda Mucurlu iş adamlarının katkı sağladığı söyleniyor. Ama nedense Mucur'a herhangi bir yatırım söz konusu değil. Hatta bugünlerde bu bir yerde kopukluk var, kapalı, var değil mi? Cezaevinin Karacakurt tarafına yapılacağı, oraya taşınacağı, neden işte inançla Kırşehir arasına veya inançla Mucur'a yönelik bir şey olmasın değil mi? Evet, neden o olmadığı halk arasında söyleniyor. Evet, hatta bu konuda da tepkiler var. Peki bu, ben kısır döngü diyeyim çünkü bir iletişimsizlik söz konusu, ben öyle düşünüyorum. Yoksa kimsenin Mucur'a bir kastı yok. Hiçbir siyasetçinin Mucur'a bir kastının olacağını düşünmüyorum. Ve Mucur halkı, bütün siyasetçileri Mucur'dan olsun veya olmasın, dışarıdaki herhangi bir siyasetçiyi de hoşgörüyle karşılamış, alkış tutmuştur, bağrına basmıştır. Ama neden bu yatırımsızlık söz konusu? Onu anlamış değilim. İşte bu eksiklik ne? Bu iletişim kopukluğundan mı kaynaklanıyor? Büyük beraberliğin yeterli olmadığı, bir olma, iri olma, diri olma, bu sözlerinin tam manasına yere oturmadığı. İsterse bu millet çok güzel şeyler yapar. Mucurumuz da dahil. Ve bakıyorsun ummadığın şekilde, bu nedir biliyor musun? Belli bir kitlenin veyahut da belli bir grubun, bir ekibin bu işe başvurmasıdır. Eğer bir iki kişi sağlam bir şekilde o şey yönelirse, o projenin üzerine kendini adarsa, evet, yapılmayacak diye bir şey yoktur. Dedim ya, problem zamanda oluyor. Ha, bunun için de var işte bazı deneklerimiz var. Örgütlerimiz var değil mi? Evet. Sivil toplum örgütlerimiz var. Ha, bunların arasında bir kopukluk görüyorum ben. Hı hı. Bugün Ankara'daki mesela derneklerimiz var. Büyük Kırşehir Vakfı Derneğimiz var, Mucurlar Derneğimiz var, yine Mucur Havalisi Derneği, bir dernek daha var. Bunun haricinde Mucurumuzu demin belirttiniz, o zengin iş adamlarından zaman zaman var bayağı. Hı hı. Onları da bizlerden kabahat gibi geliyor, biraz eksiklik. Onları varıp sık sık yoklamak gerekiyor. Yani iletişim kopukluğu. Mesela son ben kendisiyle tanışmadım. İsmini duyardım. Eyüp Özeren. Mesela Mucurlu bir hemşerimiz. Orta Doğu Hastanesi, Ankara'da hastanesi açmış. Oraya gidip gelenler son gözle memnun. Ve gerçekten Mucurlu için, Mucurlu için insanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı. Çalışan birisi olarak duyuyoruz. Ve diyormuş, gelin diyor. Hatta Mucurlu'da bir şeyler yapmak istiyormuş. Evet. Ha, bunun için de bu tür insanları ziyaret etmek, onlarla birlikte çaba sarf etmek önemlidir yani. Bunun için de başta bizim siyasilerimiz, bürokratlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz. Sivil toplum örgütlerimiz, bunlar biraz daha atak olacak. Biraz daha bir araya gelecekler, bunlar bu işin üzerine cesurca gidecekler yani. İnşallah biz en azından bu gibi gelişmelere ilk adımı biraz atacağız. Daha medya yoluyla bu işi yönlen yön vermek, onları teşvik etmek, hı-hı, biraz dediğimiz gibi akla gelmiyor. Ben mesela zaman zaman yazıyorum Mucur'un eksikleri diye. Mesela evet, 25 şeyler yazdım. Bu çok da bazıları yapılmıyor başlandı. Ya şimdi bir şeyler var. Mesela ne? Biz geçenlerde Hasan'la bu konunun istişaresini yaptık. Hükümet konağı, sizin de geçmiş olduğunuz arşivlerde, getirmiş olduğunuz resimlerde 1960'tan beri hükümet konağı aynı hükümet. O da böyle bir yerde. Yani hükümet konağı onlar proje alınmış. 1960'tan beri biz aynı resimlerini görüyoruz. Yani hükümet konağı artık yenilenmeyecek mi? Yenilenecek. Ne zaman yenilenecek? İhalesi yapıldı deniyor. Proje yapıldı sunuldu deniyor ama proje sunuldu ama ortada herhangi bir şey yok. Yok. Şimdi yani Mucur gittikçe gelişiyor mu yoksa geriye mi geliyor? Ben var. Ben Sayın Kaymakamımızla da bu işi görüştüm. Esasında siyasilerde biraz da Mikail Aslan Bey de bu iş hassasiyetle duruyor. Ve çünkü ben bunu yakında takip ediyorum. Biraz da bu eksiklerden gönderdiğimiz şeylerden bazı projeler
gerçekleşmek üzere hemen hemen bazıları bitmiş. Mesela bu ben aynı zamanda araştırmacıyım ya, Mucur'daki mesela bu türbelerin bazı tarihi eski camileri de ben araştırma olarak belirttim. Bunlar için çok önemli şeyler var. Mesela Geyik daha üzerindeki o Geyikli Baba. Evet. Oranı belirtmiştik. Hatta dosya vali istemiş, dosyada verdik oraya biz. Evet. Gece muhtarıyla benim öğrencim o Hüseyin. Evet. Ondan sonra Acıyüz'deki Şık Hamza. Orayı da belirttik. Hatta oraların o zaman da Sayın Valimiz de tabii gelmiş, yerlerini görmüşler. Şimdi gerçekleşmiş şekilde verilmiş. Bitmek üzere. Evet. Ben son resimlerini aldım. Bir iki çevre şeysi kalmış. Evet. Bir de Mucur Ahi ocakları dedi. Kültür evi. O da faaliyete geçmek üzereymiş. Zaman zaman oluyor işte, biz bunları ne yapacağız? Sıklandırıyoruz. Biz de bunları ne yapacağız? Zaman zaman uyaracağız değil mi? Şimdi hızlandırmak ya, için. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız. Evet. Ben burada bir vatandaş olarak hani bir şey sormak istiyorum. 1970'te tesadüfen belediyenin bulmuş olduğu yeraltı şehri. Tabii tesadüfen çok, bulunuyor. Çok önemli. İyi bir gelir kaynağı. Tesadüfen bulunuyor. Mucur kömesi. Evet yani 70'li küsürlü yıllarda bulunuyor. Bu zamana kadar da hiçbir faaliyet yok. Yani şimdi ben Vatan TV'nin temsilciliğini yaptığımda Mucur belgeselini çektiğimde biz yeraltı şehrini de çektik. O zaman yine Hasan vardı. Yani ben bu çekimi yapalı 5 yıl oldu. 3'te 1 açık. 3'te 2'si kapalı da var. İşte ben onu demeye çalışıyorum. Neden? Yani ben 5 yıl olmuş, ben bu belgeseli çekelim. Yani Mucur'un tanıtımı için yapmış olduğum evet, program 5 yıl olmuş. İşte bizim de istediğimiz. Şimdi burada hiçbir gelişme yok. Yani hani o suyu alalım veya o 3'te 1 bölümünü açalım. Açılmıyorsa neden? Yani yetkililer çıksın, açıklama yapsın. Madem böyle bırakacaksınız. Açılacak bir şey yok demiş, hayır, paraya dayanmış. Yani hayır, madem böyle bırakacaktınız, hiç bulmasaydınız, toprağı gömdeydiniz, gireydi. Doğru, orada yazıyor, üstüne giriyor, vatandaş yarım yamalak geziyor. Aslında işte bu, bunu gerçekten turizm olarak çok önemli bir yer burası. Geçenlerde tesadüf yani bana sordu, vatandaşın bir tanesi yolda yürürken, kardeşim dedi ya burada bir yeraltı şehri varmış, nerede? Duyuyorlar, evet duyuyorlar. Evet. Duyuyorlar ama bir şey yok, aktiflik yok orada. Yani, organize yani, tanıtım biraz eksikliği var. Hiçbir şey yok. Aslında mesela buraya önemli. Geçenlerde biliyorsunuz 6. geleneksel Karacabut Türkmen Şenliği düzenlendi. Şimdi oraya gelen, dışarıdan gelen, Aydın'dan, Muğla'dan, Adana'dan, Antalya'dan, Trabzon'dan gelen insanlar var. 60'ı aşkın dernek geldi. Hani yani dışarıdan gelen insanlar var. Ta Antep'e kadar gelen insanlar var. Yani oradan bir otobüsü, iki otobüsü tutup bu yeraltı şehrini tanıtmaya getiremiyor musunuz? İşte eksiklikler var maalesef. Yani şimdi inşallah sizin de üye olduğunuz basın birliği, Mucur Basın Birliği. O basın birliği'nin hakkında biraz bilgilerini söyleyeyim. Şimdi tabi bu bir ihtiyaç meselesiydi. Yani tabi televizyonun da mutlaka Mucur'un en büyük eksikliklerinden bir tanesiydi Mucur TV. Şimdi biz elimizden geldiği kadar kendi branşımda eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Tabii sağ olun sizin gibi değerli insanlarımızın da katkılarıyla buraya, çünkü insanlar gönül veriyor. İnanın Hasan çok gönüllü bir arkadaş. O da kendi gerekiyor, kendi emeğinden buraya zamanından ayırıyor, geliyor. İşte bu gönül işi. Evet, ben de gerçekten gönül için yani Mucur Basın Birliği'ni kurmamızdaki en büyük maksadımız televizyonumuzun eksik kaldığı yerlerde bu basın birliğini kurarak güçlü bir kadroyla, güçlü bir üye birlikteliğiyle kültürel varlıklarımızı, kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmak için dernek olarak işte sivil toplum örgütlerini uyarmak, diğer televizyon kanallarına işte yeraltı kanallarına yeraltı bunlara paylaşmak. Ya bunlara kültürel değerlerimizi, kültürel varlıklarımızı göstermek, iletişimini kurmak ve onlarla birlikte hareket ederek gerek yurt içinde gerek yurt dışında gezi düzenleyerek insanları Mucur'a ağırlamak, işte onları Mucur'da misafir etmek için kurmuş olduğumuz bir dernek. Siz de bu derneğimizin kurucu üyelerindesiniz. Gerçekten de Mucur için elini taşın altına sokacak insanlardan oluşan bir kurucu üyemiz var. Kurucu üyelerimiz var.
İnşallah üyemiz genişleyecek ve hep birlikte kurumun alacağı bir kararla mesela geçenlerde işte sizinle de bu konuyu işare ettik. Bir dergi çıkarmak. 45 tane köyümüz var. Evet. Ben Mucur TV olarak 45 köyümüzü de gezeceğim. Tanıtımını yapacağım. Bunun yanı sıra resimlerle kısa dansı tanıtım, evet. Bir dergi çıkarmak. Dernek adına bir dergi çıkartmak. Ve bunu Avrupa'ya bile göndermek. Avrupa'daki Kırşehirlilere, Mucurlulara ulaştırmak. Bunun için tabii özel bir çalışma gerekiyor. İnşallah bu çalışmayı da en kısa zamanda yapacağız, gerçekleştireceğiz. Gerek kaymakamımız, gerek belediye başkanımız olsun. Onlarla da bu konuyu istişare edeceğiz. Onların da fikirlerini alacağız. Yani Mucur Basın Birliği Derneği burada yok olmaya yüz tutmuş. Örf ve adetlerimizi, geleneklerimizi ortaya çıkarmak için kurulmuş bir dernek. Elimizden geldiği kadar gelecek kuşaklara taşımak. Aynen öyle. Biz dilekçemizi verdik. 18 Temmuz'da itibariyle dilekçemizi verdik. İnşallah önümüzdeki hafta dilekçemizin cevabı gelecek ve daha sonra bir kurul yapacağız yeniden. Sanırım herhalde 6 ay süresi var. 6 ay içerisinde tabii biz 6 ay beklemeyi düşünmüyoruz. Çünkü bir an önce bu derneğe faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bununla ilgili de dediğim gibi Ankara'daki, İstanbul'daki ülkemizin değişik yerlerinde dernek bazında olsun, sivil toplum örgütü dalında olsun bize destek olacak. Yani manevi desteğini esirgemeyen, Mucur'a gönül vermiş, Mucur hasretiyle yanıp tutuşan insanlarımızı gerekirse bu derneğe üye yapacağız. Onların da istek ve önerilerini ön planda tutacağız ve inşallah bu derneğimizle de Mucur'umuza bir katkı sağlayacağız diye ümit ediyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi 1,5 sene oldu. Mucur'umuzun ilçe oluşunun 100. yılını kutladık biz burada. Evet. Siz burada yoktunuz, belki duydunuz. Evet. Daha önceki kaymakamımız Arif Yalçın sağ olsun bizlerle beraber geldi, dedi ki bu yaşlardan oluşturalım dedi, bir konu oluşturalım. Evet. Mesela bir yaşlar, benim yaşlar var. Evet. Mesela genç olanların da içerisinde Sait Sargın var. 11-12 kişilik bir ekip oluşturduk. Gerçekten Mucur türküleri başlamamız. İçine tabii çevre ve türküler dahil. Yukarıdaki meslek şeysinde, üniversitede bunu yaptık. Çok da nefis oldu. Oraya izleyenler hayran kaldılar böyle bir programın. Çünkü orada Mucur'u her yönüyle tanıttık. Kültürüyle, eğitimiyle, şairleriyle falan. Şimdi biz ondan sonra benim yazılarım oldu, makalelerim de. Bir de tabii ben siz de diyorsunuz ya, Mucur bambaşka bir kalbimizde, gönlümüzde, ufkumuzda değişik bir Mucur olsun. Değil mi? Kalkınmış, güzelleşmiş, çağa ayak uydurmuş, insanlarla barışık ve devamlı yer hamlede bir Mucur olsun. Ben de onun için bir gün aldım kalemi, Mucur olmalı diye hayalimdeki Mucur'u anlatmak istedim. Onu size, o şiiri bir sunayım. Tabii hocam, buyurun. Mucur olmalı. Vatan sevgisi de imandan gelir. Yol olup sevdamız Mucur olmalı. Yiğit olan koşar, el ele verir. Sel olup hülyamız Mucur olmalı. Arif olan yol gösterir topluma. Asıl olan yakın durur Mevlam'a. Adil olan kol gererse masuma. El olup rüyamız Mucur olmalı. Cesur olup kucaklansın canlılar. Kol kola girsinler pişkin olanlar. Allah için ikramları sunanlar. Dil olup davamız Mucur olmalı. İri olup her makamda baş olmak. Diri olup hak yolunda yorulmak. Birlik olup cehaletle savaşmak. Kul olup yolumuz Mucur olmalı. Basit hesap, basit çıkar olmasın. Ahbap çavuş ilişkisi sarmasın. Kimine nefretle kimse dolmasın. Gül olup bağımız Mucur olmalı. Herkes üzerine düşeni yatsa, yeşil sebze ağaçları korusa, kanunu tanısa, kurala uysa, dal olup
meydemiz mucur olmalı. Siyaset araya nifak sokmasın. İdari hırsına kurban olmasın. Güneş doğsun, kara bulut sarmasın. Sal olup deryamız mucur olmalı diye 27.7.2013'te yazdığım şiir. Ağzınıza sağlık hocam, yüreğinize sağlık. Gerçekten de bizim düşüncemiz, her şeyimiz mucur olmalı. Çünkü mucurdayız, mucurda yaşıyoruz. İnsan yaşadığı yerin, kaldığı yerin, havasını teneffüs ettiği yerin güzel olmasını, daha iyi olmasını istemesinden daha doğal ne olabilir? Aynen öyle, tabii. Yani biz bir mucuru sadece ağacıyla, taşıyla, toprağıyla değil, kuşuyla, hayvanıyla, yani her şeyiyle biz... Eleştirme, kurtlahmak sana insanlara bir şey kazandırmaz. Ya tabii değil ki mi? Eleştirmek her zaman yapıcıdır benim gözümde. Hani eleştirilir. Ama eleştirin yap olsun ama seni eleştirmek ise onun çözümünü de bulması seninle beraber hareket etmesi. Aynen öyle. Evet. Dışarıdan gazel okumakla bu işler olmuyor. Evet. Devamlı eleştirmekle ya bir iş yapan insanı yardımcı ol. Böyle ona destek ol. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Evet. Benim şimdi bir zaman ben çocukluğumda öğretmen onu anlatmıştı öğretmenim. Dedi ki birliği temsil eden bir olay anlattı kısa bize. Dedi ki bir adamın dedi 10 tane çocuğu varmış. 10 tane çocuğuna birer tane değnek dağıtmış. Sırayla kırın bakayım değnekleri demiş. Çocuklara sıkırmış. Bir de 10 değneğe bağlamış ikinci bir değnek bağlı birbirine. Vermiş baştakine gün mümkün değil. Evet denemiş. Getmiş koymuşlar. Anladınız mı demiş. Anladık baba. Evet, birlikten güçler. Tek olursanız, yalnız olursanız herkes sizi kırar. Tek tek olursanız yok eder. Evet. Birlik olursanız kimsenin gücü yetmez. İşte Türkiye'mizin üzerinde oynanan oyunlarda da bu çok güzel bir en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu tabii. Zaman. Ya artık şu parti, bu parti, şu lider, bu lider bilmem bir tarafa bırakalım. Bu memleket işte bu işte o kadar çok düşmanı var ki. Evet. O kadar üzerine hain emeller var ki. Tarih boyu oldu, görüyoruz, yaşıyoruz. Ama kızı çekişmelerle yapmayalım birbirimize. Evet. Herkesin hatası olabilir ama bir de o hatayı bir daha yapmamak. İbret almak gerekir değil mi? Evet, tabii. Tabii hatasız kul olur mu? Aynen. Mutlaka. Aynen. Önemli olan o hatayı telafi edebilmek. Evet, hocam tatlı bir sohbet oldu. Güzel. Vallahi iyi de oldu yani. Güzel oldu. İstersen her zaman artık elimizde. İnşallah tabii. Bu durumumuza, insanımıza, topluma faydalı olmak için elimizden geldiği kadar çalışacağız yani. Evet, biz de inşallah mucura destek olan, mucura gönül veren, mucur için bir şeyler yapmaya çalışan herkesin yani bu ne diyeyim hani sıradan bir vatandaş da olur, bir esnaf da olur, bir siyasi başkan da olur. Hani bizim için biz işe zaten hani o şu veya şu diye bakmıyoruz. Biz bu işe herkesin gönlü ayın hocam. Benim Mardin'de Mardin Kızıltepe'de hocam 1,5 yıl görev yaptım. Orada bir radyo programcılığı yaptım. Mardin Kızıltepe'de radyo programcılığı yaptım. Yaklaşık 1,5 sene. Şimdi ilk gittiğimde orada şüphelerim vardı. Hani kaygılarım vardı. Ya işte televizyonlarda bize işte orası terör bölgesi, vatandaş işte gündüz şehirde, gece dağda, işte ne bileyim diye yani kötü olarak aksedildi. Oysa gittim oraya. Oradaki insanların tek isteği insan gibi yaşamak. Evet. Şimdi oraya gittim. Barış istiyor. İnanın. Adalet istiyor. Evet, aynen. Yani barış adalet istiyor. Adaletse herkes için adalet. Evet. Yani şimdi bundan sonra işte sen şusun, ben busun, sen şusun, sen şurada dur, sen şunu oku, sen şunu yap, sen şunu yapma gibi bir anlayış artık evrensel bile değil. Evrensel olan nedir? İnsanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun şu taşı alıp da taşın üstüne koyabiliyorsa ondan daha büyük insan var mıdır? Peygamber Efendimiz cenaze giderken ayağa kalkmış. Sahabileri demiş ki o demiş Yahudi cenazesidir. Neden ayağa kalkmış? Evet, evet. Peygamber Efendimiz de o güzel sözünü söylemiş.
İşte Yahudidir peki insan değil mi? Onun sonu Müslüman olmayacağını malum ya olmadığını malum. Yani evet bizim dinimiz hoşgörü dini. Tabii aynen öyle. Aynen. Bizim dinimiz hoşgörü dini. Fark olan bu zaten. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde ilk söylediği sözdür bu. Herkes hangi dinde mensup olursa olsun, neye inanırsa inansın, inançlarını istediği gibi, ibadetlerini istediği gibi yapar. Onunla ilgili ben size şey anlatayım. Fatih Sultan Mehmet Samad, hatta bunu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan belediye başkanı iken çıkarılan bir dergiye bu anıyı koymuştu. Onu da okumuştum. Diyor ki şimdi İstanbul fethediliyor. Sağdan soldan işte getiriyorlar, haber veriyorlar. Fatih'e diyor ki 3 tane diyor papaz var diyor. Niçin içeri atıldığını bilemiyoruz. Sormayın niçin içeri atıldığını soruyorlar. Diyor ki sordular bize. Biraz tekfurlar. Türkler İstanbul'u alacak mı? Biz de alacağız dedik. Nasıl dersin bunu? Atın içeri dedi diyor. Ondan sonra peki diyor getirin bayım diyor. Bahçe ben de tanıyım onları Fatih Sultan Mehmet. Getiriyorlar. Anlatın bayım baştan anlatıyorlar. Dedi. Peki diyor hoş bir şeyler diyor ki papazlar siz diyorlar biz hala anlayamıyoruz. Siz nasıl oldu da İstanbul'u aldınız? Biz alınacağına pek ihtimal vermiyordum ama diyor ki gidin diyor bunları bir esnafı gezdirin. Alıyor papazlar esnafı gidiyor gezdirin. Mesela bu sıradan giriyor. Esnafın birine selam aleyküm selam. Ondan sonra diyor ki şekerim var mı var. Der bana iki kilo alıyor. Pirincim var mı diyor ki ben siftah gittim yanındaki siftahının pirinç de oradan alın. Evet. Oraya varıyorlar. Pirinci alıyorlar diyor ki bir de sabun da lazım. Sabun var ama diyor, bak ben ilerideki diyor, siftah gitmedi, sabun da oradan alırsam memnun olurum diyor. Ve diyor ki, papazlar, biz diyor, işte Türklerin diyor, İstanbul'u nasıl aldığını diyor şimdi daha iyi. Şimdi daha iyi anladım. Ya. Evet. Öyle mi? Yani şimdi ben işte Kızıltepe'de gittim, dil bilmiyorum, diş bilmiyorum, Kürtçe bilmiyorum. Ya program yapacağım orada, radyo çalıştıracağım ama dil bilmiyorum. Tamam insanlar Türkçe anlıyorlar ama mesela Türkçe parçalar var, Türkçe parçaları da anons etmem gerekiyor. Girdim oraya işte kalabalık, Kızıltepe çok kalabalık, Mardin'den kalabalık, Mardin'den daha kalabalık bir ilçe. O zaman yaklaşık 150 bin nüfusu vardı ben çalıştığım zaman. Mardin'in 50 bin nüfusu var, hem Kızıltepe'nin 150 bin nüfusu vardı. Şimdi Suriyelilerle beraber 400 bini buldu doğru, diyorlar. Doğrudur. Tabii uzun zamandır gitmiyorum. Şimdi ben oraya gittim. İnsanlar inanın gittim oraya. Ne ev var, ne bark var. Nerede kalacağım, nerede radyoda kalıp yatacağım, yapacağım. Bir de sıcak yaz zamanı gittim. Oranın çok acayip derecede bir sıcak havası var. Oradaki vatandaş yarış birbirleriyle kavga ediyorlar. Yok bende misafir kalacak, yok bende misafir kalacak, yok bende misafir kalacak. Şimdi bunlar Kürtçe aralarında münakaşa ediyorlar. Beni paylaşamıyorlar. Ben tabii bilmediğim için. Ya dedim ne oluyor acaba ya? Niye kavga ediyorlar falan. Sonra sağ olsun orada bir esnaf arkadaşım kulağı çınlasın Yaşar. Buna buradan da selamlarımı iletiyorum. Dedi ki ya Kahya dedi. Böyle diyorlar dedi. Senin için kavga ediyorlar dedi. İlla bende kalacaksın diye. İnanın 1,5 yıl kaldım orada hocam. Oradaki halkın tek isteği insan gibi yaşamak. Yani terör istemiyor. Evet. Yani hiç kimse terör istemiyor. Ha terörden nemalanan yok mu? Var işte. Mutlaka. O da dediğim gibi hala onlar var. Işte. Hala var. Yani içten de var dıştan da var. Bu nemalanan insanları, nemalanan kurumları, kuruluşları bizim yok etmemizdeki yok. Ben silahla, şununla, bununla yok olacağına inanmıyorum. Bunu bazen ateşe benzin döker gibi bir şey oluyor. Bunu yok etmekteki bana göre tek neden birlik olmak. İnsanı insan olarak görmek. Bir de gerçeği anlatmak, gerçeği kabul ettirmek. Ya şimdi şöyle söyleyeyim size. Bir şeyi kötülediniz. Kötülüyorsunuz. Ben Ali Hoca'yı kötülüyorum. Kötüledim. İnsanlar benim kötülememden sonra, yani ben sizi kötüledim, belli bir süre kötüledim. Hiç sizi tanımayan bir insan gelip sizi tanıdıktan sonra benim kötüleyip kötülemem veya övmem bir şeyi
o insana kazandırmayacak. O insan kendi tanıyacak. Bırakın insanlar birbirleriyle kaynaşsınlar. Peşin olmayacaksın. Dedikodularla kulak tıkacaksın. İşte dediğim gibi ne de eli boş insanlarda. Şimdi dinimizde der ki Peygamberimizin hadislerinden birisi, insanlar iki şeyde aldanır. Evet. Biri sıhhat, biri boş vakit. Bak sıhhatini iyi değerlendiren insanlarla boş vakti boş iyi değerlendiren insanlar kaybetmezler. Evet. Biz bunlar işte diyorum ya ben Allah kana kadar rahmet eylesin. Ben onun için şiir de yazdım, onun için makale de yazdım. Televizyon programlarına da çıktım. Kısmet olursa ileride mucurumuzu unutulmayan evet. Şahslarla ilgili programlar yaparım. Evet. Evet. Bana göre de zaten bu boş vakit yoktur. Boş vakit evet, nedir? Aynen. Boş vakit boş boş oturmaktır. Adı ama, üzerinde. Boş vakit şeytan içinde. Yani boş vakit boş boş oturmaktır. Benim hiç boş vaktim yok. Evet. Olmuyor da. Hiçbir şey olmasa mutlaka iş yeriyle ilgili veya televizyonla ilgili mutlaka bir şeyler çıkıyor. Bir de ben kesinlikle inanın şurada yaklaşık 45 dakikadır oturuyoruz hocam. Ben kesinlikle oturmayı seven bir insan değilim. Yani ben şurada de, masanın başında oturuyor. Mecbur kalıyor televizyon. Yani evet, mecbur kalıyoruz. Çekimlerin montajı oluyor. İşte haberle ilgili bilgisayarda yazı yazmamız gerekiyor. Onun haricinde inanın ben masada oturamıyorum yani. Yani kısacası hocam çalışmak her zaman insana bir şeyler kazandırır. Hani derler ya çok okuyalım değil çok gezen bilir diye. Gezmek, dolaşmak, o insanları kendini tanımak. Ya bu insan bu insana niye kötü diyor? Ve işte Ferhat Yıldırım Ali Aydemir'e neden kötü diyor? Bunu insanlar merak etmiyor. Ya işte Ferhat Yıldırım kötü dedi, Ali Aydemir kötü. Hayır kardeşim, gideceksin Ali Aydemir'i sen tanıyacaksın. Bana kötü olan sana iyidir. Peki bir söz daha var bak, ben yeri gelmişten söyleyeyim. Yatan aslandan gezen tilki iyidir. Öyle derler. Ne kadar da güzel değil mi? Ne kadar da güzel. Atalar boş söylemezler atalarımızın atasözleri. İnşallah Mucur için güzel çalışmalar olacak. İnşallah hocam. İnşallah biz de bunda bu birazcık işte güzel bir nevi katkımız şey olur da. Onun için değerimiz daha Mucur'umuz daha gelenekte kültüre değer vermiş. Akademisyen olan insanlarımızı, şairlerimizi, elimizden geldiği kadar programımıza bilen gerek siyasi olsun, gerek bürokratlar olsun, gerek iş adamlarımız olsun, onlarla bir araya gelmek, onlarla beraber sohbet etmek, bu tür problemlerini ortaya sermek, bunları çözüm aramak çok güzel önemli. Şeyler var. Mesela işte nihayetinde yıllardır konuşuluyordu. Sayın Belediye Başkanımız Ali Şahin'le de bununla ilgili röportajımızı gerçekleştirdik. Yıllardır konuşuluyordu ama bir türlü boru hattının tam Mucur kenarından geçmesine rağmen yıllardır Mucur'a doğalgaz gelmiyordu. Vallahi onun için ben 2-3 defa yazı yazdım, şiir yazdım. O gerçekleşti, ondan çok evet, çok şükür daha dün bugün daha yeni yolu kapattılar. Hemen bizim buradaki Enver Paşa Caddesi'ndeki. İkinci bir şey var, o da belli bir safhada. Evet. TOKİ. İnşallah. TOKİ ile ilgili yazılarım orada şey ettim. İnşallah. O da belli bir safhadaymış. Evet. Onu yapılır yani. Dediğim gibi azmettikten sonra, üzerine gittikten sonra olmayacak Mucur bir şey için, yok. Dediğim gibi kim olursa olsun, ister siyasi lider olsun, ister sıradan bir vatandaş olsun, ister öğrenci olsun, kim bir taş üstüne taş koyuyorsa o bizim aynen başımızın tacıdır. Söz konusu vatansa gerisi teferruat, söz konusu mucursa gerisi teferruat. Aynen öyle. Değil mi? Değil mi? Peki hocam çok teşekkür ederim. İnşallah başka programlarda. İnşallah. Sizin de hatta sunuculuğunu sizin yapacağınız, sizin hazırlayıp sunacağınız programlar. Yaparız de yetenek var. Ali Aydemir'le Değerlerimiz programına. İnşallah beni de bir gün konuk edersin. Şimdi de bu programlar mesela çekilen programlar vatandaşların bazıları çekmiyor. Burada da yine siz söyledin. Evet şimdi programlarımızı sevgili izleyenlerimiz www.mucurtv.com adresinden izleyebilirler. Onun haricinde YouTube ve Twitter adreslerimiz zaten Kaya'nın günlüğü adresinden. Eski videoları da istiyorlar. Atıp da sitede oradan tekrar. O YouTube'da var zaten ama kanalımızda da bir ara yine eski programlarımızı yaparız. Hocam 45 tane köyümüz var.
Allah izin verirse 45 tane köyümüzde gezeceğim. Gezeriz hocam. Televizyon olarak, Mucur TV olarak gezeceğim. Tamam, halk edimizi biliyor musun? Biz orada çok kuşlar açtı mısın? Çoğun hemen hemen gittik. Evet. O bakımdan. Yani bu hangi köyü gezeceğimizi, nerenin tanıtımını yapacağımızı da biz Face adresimizden ve o kanalımızdan kanalımızdan duyurularımızı vereceğiz. Canlı da yayını inşallah güzel şeyler aktarmaya gayret göstereceğiz. Efendim tamam. Yayında yapımda emeği geçen herkes adına göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyor. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.